Ve güz geldi Ömür Hanım. Dünya aydınlık sabahlarını yitiriyor usul. İnsanın içini karartan bulutların seferi var göğün maviliğinde. Yağmur hayadı, hayacak. İncecik bir çisenti yokluyor boşluğunu insan yüreğinin. Hüzün bütün koşulları hazır. Nedenini bilmediğim bir keder akıyor damarlarımdan. Kalbimin üstünde binlerce bıçak az. Ve yüzüm ömrümün atlası. Düzlükleri bunaltı, yükseklikleri korku, uçurumları yıkıntılarımla dolu bir engebeler atlası. Yaşamak bir can sıkıntısı mıdır Ömür Hanım? Her şeyi yanından görmeyi kim öğretti bize? Acıyı görmeyen insan, umutsuzluğu yaşamayan, iliklerine de kederin işleyip yaralamadığı bir insan, mutluluktan, umuştan, sevinçten ne anlar? Göğü görmeden, denizi görmeden maviyi anlamaya benzemez mi bu? Bir güz düşünün ki Ömür Hanım, ilk yazı olmamış, yazı yaşanmamış, böyle bir güzün hüznü hüzün müdür? Başlamanın bir anlamı varsa bitişi göze almak, bitişin bir anlamı varsa başlangıcı olmak değil midir? Yaşamı düz bir çizgide tutmak tükenmektir. Yaşamak zorunda olduğumuz şunca yılı aykırı uçlar arasında gezdirip geçirmedikçe, alışkanlıkların sınırlarını aşmadıkça, zaman zaman yaşamak nasıl yenilik olur tükenmek değil de. Yağmur yağıyor Ömür Hanım, gökten değil, yüreğimin boşluğundan ömrümün ıssız toprağına. Ve ben sonsuz bir düzlükte bir küçücük, bir silik nokta gibi eriyip gidiyorum. Seslensem kim duyar sesimi yalnızlıklar katında? Bir garip boşlukta çivileyim günlerdir göz bebeklerimden. Sahi nedir yaşamın anlamı? Geriye dönüyorum sık sık yanıt aramak adına. Yüreğimin silik izler bırakıp ağır yükler aldığı zamanın derin denizlerine. Bakıyorum umut karamsarlığın, sevinç acının azıcık soluk almasından başka ne ki? Yaşamsa gerçekle düşün umutsuz bir savaşı, her şeyi içine alan kocaman bir yalnız ama değil mi yoksa? Öyle büyük umutlarım olmadı benim. Büyük düşlerim, özlemlerim, büyük beklentilerim olmadı. Koşullarım beni oluşturdu, ben acılarımı buldum. Herkes gibi yaşasaydım eğer, yaşamı onlar gibi görebilseydim, çarşılar yeter dağıtmaya beni. Bir gömlek, bir ayakkabı, bir elbise, bir yemek lokantalarda, televizyon, halı, masa ve daha nice eşya yeterdi yalnızlığı örtmeye, kendimi göstermeye, var olmaya, dar çevre itiklerimde önem kazanmaya. Oysa ben bir akşamüstü oturup turuncu bir yangının eteklerine, yüreği avuçlarımda atan bir can yoldaşıyla dünyayı ve kendimi tüketmek isterdim. Öyle bir tüketmek sonucu yepyeni bir bene ulaştırdı beni. Kederli dargınlığımdan her döndüğümde bir ben ki tüm ilişkilerin perde arkasını görür de gülerdim sessizce yapay yakınlıklarına insanların. Kim kimi ne kadar anlayabilir Ömür Hanım? Susmak yalnızlığın ana dilidir. Ömür Hanım şiiridir. Beni konuşmaya zorlama ne olur? Sözün sularını tükettim ben, kaynağını kuruttum. Geriye bir büyük sessizlik kaldı yüreğimde. Kalabalıklar, kalabalıklar kadar büyük. Yalnızım Ömür Hanım. Geceler boyu akıp giden ırmaklar gibi karanlıklar içre öyle yitik, öyle üzgün, yalnızım. Yüzümü geceler örtüyor, binlerce taş saklanıyor içinde. Kim kimin derinliğini görebilir, hem hangi gözle?
kendilerinin olan tek sözcük yok dillerinde. Öyle çok konuşuyorlar ki bir söz insanın neresinden doğar dersiniz? Dilinden mi? Yüreğinden mi? Aklından mı? Düşlerinden mi yoksa? Gerçeğinden mi? Ve kaç kapıdan geçip yerini bulur bir başka insanda? Yerini bulur mu gerçekten? Sözü yasaklamalı Ömer Hanım, yasaklamalı. Kimsenin kimseyi anlamadığı bir dünyada söz boşluğu dövmekten başka ne işe yarıyor ki? Olana olsa da insanların yürekleri konuşabilseydi dilleri yerine her şey daha yalansız, daha işten olurdu. Aklı silmeli diyorum insan ilişkilerinde. Yanılıyor muyum? Olsun. Yanıldığımı biliyorum ya. Yanıldığımı biliyorum ya Ömür Hanım.